Akvatik'ten herkese merhaba arkadaşlar. Ben Batuhan. Bugün sizlere akvaryum zeminine veya duvarına mos uygulaması yapmayı göstereceğim. Bu uygulamayı yapmak için bize paslanmaz çelikten, bisina ve kullanmak istediğimiz mos çeşitleri gerekiyor. Tabak halinde aldığımız paslanmaz çelikleri istediğimiz ölçüde işaretliyoruz. İşaretlediğimiz hat boyunca da farklı yönlere bükerek teli istediğimiz ölçülere kesiyoruz. Burada bir püf nokta var. Örneğin 30-30 santimlik bir alanı kaplamayı düşünüyorsanız teli 30-30'luk bir bütün halinde değil de 30'a 10'luk 3 parça veya 15'e 15'lik 4 parça şeklinde keserseniz akvaryuma yerleştirirken veya çıkartırken veya herhangi bir müdahale ettiğinizde bu size kolaylık sağlayacaktır. Tel hazır olduktan sonra sıra mosları yerleştirmeye geliyor. Buradaki önemli nokta ise duvar veya zemin kaplamalarında mosların yerleşimlerinin farklı olması. Yaptığınız mos uygulamasını akvaryum camında dikey olarak kullanacaksanız mosları yerleştirirken aynı yöne bakacak şekilde yerleştirmelisiniz. Aynı doğrultuda yerleştirdiğiniz moslar uzadıkça ışığa yönelecek. Bu sayede görsel bir desen elde etmiş olacaksınız. Zemin uygulamalarında ise karışık doğrultudaki yerleşim daha estetik görünmektedir. Benim elimde mos olarak şu anda Java mos ve Ritchia bitkileri var. Java mosla dikey bir uygulama yapacağım. Ritchia ile ise zemin uygulaması yapacağım. Yerleştirirken Java mosu sık ve hiçbir açıklık kalmayacak şekilde yerleştireceğim ve yönleri hep aynı yöne bakacak. Gördüğünüz gibi mosları çelik tel üzerine yerleştirdim. Yönleri olabildiğince yukarı aşağı yönünde bakıyor. Şimdi mosları yerleştirdikten sonra bir sinayla bunu komple sıkı bir şekilde saracağım. Açık kalan alanlara en son bir rötuş yaptıktan sonra mosumuz sermeye hazır hale geliyor. Şimdi de Ritchia bitkisini saracağız. Daha önceden dediğim gibi zemin uygulaması yapacağımız için Ritchia'yı karışık şekilde, yani yön gözetmeksizin sereceğim tel üzerine. Tamamen telin üzerine koyduktan sonra tekrar aynı şekilde bir sinayla sarıyorum. Sinayi sarım işlemlerini tamamladıktan sonra moslarımız akvaryumlarımıza yerleştirmeye hazır hale geliyor. Akvaryum koşullarınıza, yani gübrelemenize, karbondioksitinize veya ışığınıza bağlı olarak büyüme süreleri değişecektir. Eğer bitki gelişimini destekleyici bir akvaryumunuz varsa mos kaplamalarınız 2-3 hafta içerisinde kendini göstermeye başlayacaktır. Yaklaşık bir ay içerisinde de budamaya hazır hale gelecektir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmanız benim için çok önemli. Yorumlarda kesinlikle kendi görüş ve önerilerinizi veya sorularınızı yazmaktan çekinmeyin. Grubu Aquatics'ten herkese iyi hobiler dilerim.